Yeni yılda bir değişim yapmak istiyorsanız bunu saçlarınızdan başlayarak yapabilirsiniz. İşte 2019 yılının en modern ve en stil saç modelleri. Yeni yıla nasıl girersek öyle geçermiş derler. Biz de bu yüzden en güzel, en şık halimize bürünmek isteriz. Son dönemlerde moda olan kahküller bu yılda vazgeçilemeyecek halde olacak bence. Yanımda saç tasarımcısı Ferdi Midilli var. Nasılsınız? İyiyim Müce Hanım. Siz nasılsınız? İyiyiz. Bize teşekkür ederiz. Önce şuradan başlamak istiyorum. Kahküller nereden çıktı? Nasıl moda oldu? Kalkuller çok eskiden de bir modaydı. Kalkül kesmek bildiğiniz gibi çok zor bir işlem. Şimdi anına göre kesmek gerekiyor. Kişiye göre kestiğiniz zaman gayet çok güzel oluyor anına göre. Daha çocuksu bir yüze sahip oluyor. Kullanıcı da çok rahat oluyor. Peki kriterleri var mıdır? Nasıl yüz şekline sahip olanlar kalkül kestirmeli ya da saç rengi önemli midir? Saç rengi önemli değildir benim için. Normalde geniş alnı olması gerektiğini söylüyorlar. Ama kesimi alnına göre yaptığımız zaman önemi yok. Sadece yüz hatlarına göre kesim olduğu zaman daha güzel oluyor. Fakat geniş alınlar kestikleri takdirde daha minyon bir yüze sahip olabilirler. O yüzden sanırım geniş alınlara daha çok öneriliyor değil mi kalkül? Evet. Burada model arkadaşımız var, görüyorsunuz saçları da gerçekten çok uzun. Fakat böyle saçlar artık o modern görüntüden çıkıyor. Siz de yeni yıla farklı bir stille girmek istiyorsanız mutlaka saçlarınızı bence böyle omuz boyunda kestirmelisiniz. En azından ya da benim kadar bir boy idealdir diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben biraz daha bu boynun yukarı doğru çıkmasını istiyorum. Daha iyi, daha yukarı çıkartıyor. Kısa boylu insanlarda kısa kesildiği zaman daha çok yukarı çıkartıyor. Daha dik durmasını sağlıyor, boynunun ortaya çıkmasını sağlıyor. Ve o zaman daha güzel oluyor kullanıcısı. Ama ara boyda olduğu zaman çok şey olmuyor, aşağıya bastırıyor. Model arkadaşımıza hem kahkül uygulayacağız hem de saçlarını şöyle omuz hizasında keseceğiz. Bu da son dönemlerde oldukça moda. Evet. Siz de eminim bu kesimi çok fazla yapıyorsunuz. Kesinlikle. Kimlere uyguladığınız ünlüler var mı? Tabii ki de. Deniz Baysal, Didem Balçın, Rojda Demirel, Ayça Ertuğran, birçok ünlü aslında. Evet, Burcu Kıraklı, birçok ünlü var isimlerden sayamadım. Hem daha sağlıklı hem de daha tok gözüküyor zaten. Evet, saçlar daha dolgun gösteriyor ve daha gür gösteriyor. Peki başlayalım biz. Tamam. Yavaş yavaş isterseniz. Elinizdeki nedir? Su mu, sprey mi? Su. Kalkülleri biraz ıslatıyorum daha net görebilmek için. Keserken tabii aynı hizada ve boyda kesmek için değil mi? Şekline göre daha böyle V şeklinde ayırıyoruz. Kahkülle perçem arasındaki fark nedir? Kahkülle perçem arasındaki fark, perçem biraz daha yana doğru kayıyor. Kahkül de daha böyle düz duruyor. Şöyle yana doğru aldığımız şekilde olanlar perçem. Peki kahküller biraz daha böyle dipten mi geliyor? Şöyle biraz daha dipten geliyor ama kişiye göre değişiyor anına göre. Burada mesela daha küçük alınması gerekiyor. Son zamanlarda kahkül boylarını daha dar alanda alıyorum. Yanlar daha düşsün. Toplarken de daha güzel şekil verebiliyorsunuz. Aslında toplarken ya da kahkül tuş kullanırken zorluk çekiyoruz. Onda nasıl yapmalıyız? Spreyle geriye doğru yapıştırdığımız farkı. Sprey kullanmanıza gerek yok. Hafif bir köpükle onu kullanabiliriz. Islakken öne doğru taradığımız zaman daha rahat şekil verebiliriz. Yani mümkün olan ıslakken öne doğru taramak. Saçlarımızı yıkadık diyelim Ferdi Bey. Sonrasında kahküller böyle çok kötü bir görüntüye sahip oluyor. Hep sürekli fön mü çekmemiz gerekiyor? Yok, fön çekmemiz. Bu kahkülü fön çektiğiniz zaman çok doğal durmuyor. Fönsüz hali daha doğal duruyor. Artık günümüzde doğallık moda. Ferdi Bey, biliyorsunuz saçımız ıslakken falan sürekli fön çekmek zorunda mıyız? Aslında saçı ıslakken bıraktığımız zaman kendi halinde hafif bir köpük kullanarak bırakırsak daha güzel oluyor. Ve kendine kuruduğu zaman daha doğal ve düzgün duruyor. Aslında kurutmasalar daha da iyi güzel olur. Son dönemlerde doğallıktan yanayız. Bu doğallığın da güzel gözükmesi çok güzel
hem de saçlarımızı da yakmamış oluyoruz. Bu sırada ustura kullanıyorsunuz Ferdi Bey. Neden? Şimdilik bunu kestirmek için ustura kullanıyorum. Çünkü bunun kalkülerin ustura biraz daha sivri olması gerekiyor. Sivri olursa daha böyle düşüşleri daha hoş olur. Burada çok sert bir kalkül olmaz. Çünkü yüzü sert bir ifade verir. Yumuşak bir düşüş sağlamak gerekiyor. Kalkülümüzü kestikten sonrasında birazcık fön çektik. Eğer biraz daha volüm vermek istiyorsanız ya da kesimleri birazcık daha abartmak istiyorsanız bunu yapmamız gerekiyor değil mi Ferdi Bey? Biraz daha kalkülün volümlü olmasını istiyorsa tabii ki de biraz fön çekmesi gerekiyor. Kadın gibi modelimizin yüzünden de o stresi görebiliyorum. Çünkü biz saç kestirirken böyle çok merak ediyoruz sonunu. Böyle yanları daha belirgin oluyor toplarken en azından. Böyle daha modern ve daha şık duruyor. Evet. Kalkülde en çok önemli olan yan kesim. Çünkü yüzü gösteren daha böyle net bir şekilde. Son yıllarda yarım toplamak çok moda oldu. Ve kalküllü saçlar da daha güzel gösteriyor. Şimdi saçın boyuna geçiyorum. Şimdi biz saçımızı kesmeye başlıyoruz. Daha modern bir görüntü elde etmek için saçların boyunu da biraz kısaltacağız. Az önce de konuştuğumuz gibi Ferdi Bey'le şöyle omuzlarda olacak. Makine kullanacaksınız sanırım. Evet. Bunun sebebi nedir? Makine kullandığım zaman uçları daha dolgun ve daha net oluyor. Son yıllarda net saçlar daha çok moda, inceltilmeden ve daha dolgun görünüyor. Şekil verirken çok da kabarmıyor. Olduğu yerde şekil almasını sağlıyor. Peki saçları kuruyken mi yoksa ıslakken mi kesmek daha önemlidir? Islakken de ama kuruyken saçı daha net görebilirsin keserken. Ve karşı tarafta daha mutlu oluyor kuruyken, şekilli bir kesim olduğu için. Bence çok yakıştı ve birden modern bir havaya büründüm. Bakar mısın? Siz de stilinizi değiştirmek istiyorsanız bence önce saçlardan başlamalısınız. Kesinlikle. Kesim insanı çok değiştiriyor. Renk yaptırmasına gerek yok. Kırık bir fönde de çok hoş durabilir. Evet, kırık böyle daha sakin kırık fönlerde daha güzel olur. Ya da bozuk dalgalar maşalarda. Yarım toplu ne kadar modern gösteriyor. Ferdi Bey, diyelim ki kalkül kestirdik ve daha sonrasında uzatmaya karar verdik. Bu stilden uzaklaşmak istiyoruz. Değişiklikten yanayız. Peki ne yapmamız gerekiyor? Nasıl uzatabiliriz? Şimdi kalkül kullandıktan sonra kalkülden sıkıldıysanız perçem olarak uzatabilirsiniz. Yanları hafta sonra alacağım. Perçem olarak yana doğru kayıyor zaten. Biraz da öyle kullanmaya başlıyorsunuz. Sonra tekrar geri dönüyorsunuz. Aslında kalkül kestirenler bundan vazgeçemiyor ve sürekli kestiriyorlardır evet. Eminim. İki haftada bir kalkülleri tekrar kestiriyorlar. Bu yan hatları daha biraz daha belirgin yapıyoruz. Diyelim ki saçlarınızı böyle kestirdiniz fakat yılbaşı gecesinde birazcık daha şık bir görüntüye sahip olmak istiyorsunuz. O halde böyle maşalarla kırık bir şekilde saçlarınıza model verebilirsiniz. Maşalarla böyle bozuk dalgalar, çok maşa maşa değil. Bozuk dalgalar verdikleri zaman daha havalı görünüyor. Çok böyle yalandan, çok böyle maşa yapmaya gerek yok. Yeni yıl gecesinde birazcık daha şık olmak istiyorsanız da böyle bizim de modelimizde uyguladığımız gibi maşa yapabilirsiniz, kırık fön çektirebilirsiniz. Daha şık bir görüntü elde etmiş olursunuz. Hoşça kalın.